Zinet Salih kimlere çürümüş dedi. Emre Altun son 10 yılı neden dertlerle dolu geçti? Bengü'nün mutlu sanılan evliliği neden bitti? İşte haftanın sıcak gelişmelerinden derlediklerimiz. Çarpıcı itiraflar. Çürümüşlük, bir içi boşluluk, bir yozlaşma görüyorum. İçini dökenler. Boşandım, annem öldü, dolandırıldım. Sürpriz ayrılıklar. Boşanma davanı Selim Bey de geldi. Boşanma haberleri yazın çıkmıştı. Ve çok daha fazlası. Renkli haber turumuzda. İşte magazin dünyasında haftanın Z raporu. Zinet Salih'in 29 Ekim'de Kıbrıs'ta verdiği konsere uzanıyoruz. Zinet Salih yaza, yaz renkleriyle veda ediyor. Bir Akdeniz kızı olarak yazın son günlerinde sezona böyle yine yüksek bir yaz rengiyle kapatayım istedim. Bazı ünlü şarkıcıların 29 Ekim konserleri için aldıkları iddia edilen astronomik konser ücretlerini soruyoruz Salih'e. Bu kadar derin ve anlamı olan bir günün günden önce para konuşuluyor, sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, işte maneviyatlar sorgulanıyor. Her zamanki gibi bizim sektör yani direkt karman çorman. Düşündürttü tabii ki. Yalan söyleyemeyeceğim. Son dönemde başta Simge Sağan ve Murat Boz olmak üzere ünlülerin başlarına gelen sahneye yabancı cisim atılma olayı onun da başına gelmiş. Niye atıyorlar, hangi psikolojiyle atıyorlar o şeyleri bilmiyorum ama belki gör beni diyor, belki daha çok ilgi. Bize de çakmak atmışlardı ama görmemezlikten geldim. Çünkü onu görünce daha çok kaynıyor ortalık ama çiçek büyük bir olaydı. Yüzüne geldi Simge'nin. Zinet Salih yozlaşma olarak değerlendiriyor bu durumu. Çürümüşlük, bir içi boşluluk, bir yozlaşma görüyorum, yaşıyoruz, hissediyorum. Ne yazık ki bunun önüne bir şekilde geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimin üzerine görev düşüyorsa, bu görev eğer bizim de görevimizse biz de elimizi taşın altına koyalım. Mabel Matiz imzalı yeni şarkısına geliyor söz. Zinet Salih ilk kez seslendiriyor şarkısını röportajda. Canım Mabel o kadar bana hot couture bir şarkı yazmış ki hot couture diyoruz biz aramızda. Gerçekten duyduğunuzda evet diyeceksiniz nasıl yani. Nasıl geldiniz o şarkı? Biz her zaman Mabel'le iletişimde yani sohbetimiz, muhabbetimiz olan bir arkadaşım Mabel. Ta pandemiden beri konuşuyorduk. Hep ondan şarkı istediği, müziği paylaştığımız bir arkadaşım. Onunla müzik konuşmak çok güzel zaten. Kim istemez ki Mabel'in kadar derin bir kalemden şarkı söylemek. Sağ olsun o da benim sesime uygun çok güzel bir şarkı yazmış. Kara gözlüm derdim ama diye. Sohbet sonrası Zinet Salih kendisini izlemeye gelen Petek Dinçöz'le birlikte 29 Ekim coşkusunu yaşadı. Petek Dinçöz, Zinet Salih'in isteğiyle sahnede şarkılar da söyledi. Kurşun gibi, mazer gibi, takibi fazla gidelim. Artık seninle duramam, belaya atlar gidelim. Altuğ'la Kıbrıs konseri öncesi beraberiz. Yeni şarkısı Geçiyorum kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları paylaşmıştı Emre Altuğ.
Bu şarkının son 10 yılının özeti olduğunu söylüyor ve ekliyor. Benim son 10 yılım biraz arka arkaya gelen şeylerle geçti. Hani bu 10 yıl içinde neler yaşadınız? Neden 10 yıldır zaten? Yani biliyor herkes zaten bunu tekrar söyleyeyim, sorduğun için söyleyeyim. Artık onların tabii travması kalmadı ama insanın aklından geçince öyle bir film şeridi oluyor. Bir de şarkının ezgisiyle tabii orada onun etkisiyle biraz gözlerim sulanmış. Hep güler yüzüyle gördüğümüz Emre Altun son 10 yılı büyük kayıplarla geçti. Boşandım. Annem öldü, dolandırıldım, çok ciddi bir kayıp oldu orada da maddi anlamda ama yine de insanı yoruyor, yani olaylar yoruyor insanı. Ondan sonra arkasından babam öldü. Yani bunlar yeterli. Bakınca büyük şeyler yaşamış Emre Altun ama bunları dramatize etmedi hiçbir dönem. Ben kötü günleri çok fazla göstermeyi sevmem. İnsanların zaten çok fazla derdi var. Herkes kendi derdiyle uğraşırken bir de ben niye derdimi sunup da orada bir negatif enerji oluşturayım? Ben kendi derdimi kendim çözmek için kendim çabalarım ve en de sonunda da çözerim. Emre Altun bu duygusal açıklamalar sonrası sahneye çıkıyor ve Kıbrıs'taki tatilcileri eğlendiriyor. Başından beri boşanacakları iddialarıyla gündemde olan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, önceki gün Beykoz Adliyesi'nde sessiz sedasız boşandı. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı, ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Anlaşmalı olarak ayrıldıklarını dile getiren ünlü çift adliyeye ayrı ayrı geldi. Neden boşanıyorsunuz? Boşanma sebebi nedir? Boşanma davanı Selim Bey de geldi. Boşanma haberleri yazın çıkmıştı. Yalanlamıştınız, öyle bir şey olmadığını söylemiştiniz ama şu an boşanıyorsunuz. Sebebi nedir öncelikle? Yanlış bir bilgi vermemek adına. Arkadaşlar geç kaldık, ben gireyim. Yürürken söyleyebilirsiniz Bengü Hanım. Bir şey söylemeyeceğim şimdi, öpüyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Anlaşmadı mı boşanmamı? Önce onu öğrenseydik. Velayet davası olacak mı? Kolay gelsin. Bengü adliyeden çıkarken çocukları okuldan almaya gidiyorum dedi. Çift 6 yıllık evliliğini 6 dakikada sonlandırırken çocukların velayeti anneye verildi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İlk soru, çocukların velayeti kime verildi? Çocukları şimdi okuldan almaya gidiyorum. O yüzden. Siz de yani. Şu an... Evet, ben de tabii ki ben. Şimdi konuşmayacağım çünkü geç kalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık dilerim. Teşekkürler. Ama şimdi başka renkte bakıyor gözlerim. Kenan Doğulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Antalyalılarla buluştu. Kardeşliğimiz kazansın, hep yurtta sulh, cihanda sulh, kutlu olsun 100 yıllık cumhuriyet. Kalplerin beraber attı, hakların bir oldu. Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye, kutlu olsun 100 yıllık cumhuriyet. Antalya, hazır mıyız? Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde Cumhuriyetimizin 101. yaşı, Kenan Doğulu şarkıları lazer ve havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Bir yılında Siyah Kuğu filmiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, Paris'ten İstanbul'a geldi ve İstanbul turuna çıktı. Natalie Portman, Kız Kulesi'ni ziyaretinde hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. 43 yaşındaki oyuncunun İstanbul'u ziyaret ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Müzik
Serenay Sarıkaya, Mert Demir aşkının çiftin bir süredir paylaşım yapmaması nedeniyle sıkıntıda olduğu iddia edilmişti. Sarıkaya'nın yaptığı son paylaşımlarda sevgilisi Mert Demir'in de olması iddiaların asılsız olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'la evlenen ve hamileliğini müjdeleyen Pınar Deniz, büyüyen karnıyla bu pozları yayınladı. Pınar Deniz eski bir ayna pozuyla son ayna pozunu beraber paylaşarak aradaki farkı gösterdi.